Şelaleli Yeşilgöl için geldik. Sabah saat 8. Aracımızı buraya park ettik. Buradan böyle patikadan devam ederek Yeşilgöl'e ve şelalelere doğru yürüyeceğiz inşallah. Buraya normalde Melikler Yaylası'na yürüyerek de gelebiliyorsunuz. Çoğu kişi bilmiyor. Buraya araçla da gelinebiliyor. Bu noktaya kadar araçla gelirseniz takriben bir 8-10 kilometre git gel kadar yürümüş oluyorsunuz. Bu yolu da ayrıyeten Wikilog'da paylaşacağım, kaydedip. Melikler Yaylası'ndan başladığımız 3 tane şelalenin ve gizli bir yeşil gölün olduğu yoldan devam ediyoruz. Kar ve buz biraz engel olacak gibi görünüyor. Buraya gidenin çok fazla olmadığını biliyoruz. Kuzeyde kalan bu yamaçta. Karda İhsan Başkan'ın yolu ve rotayı açarak devam ediyor. Korktuğumuz yerlerden birisiydi. O yüzden yürüyüşü biraz geç saate bıraktık. Güneş biraz eritmiş. Buraya gelip herkes geri dönmüş buz olduğu için. Bu şekilde yolu açaraktan karşıya geçip sırtı atladıktan sonra rotamıza devam edeceğiz. Başkanım devam ediyor. Yola devam ediyoruz. Manzaramız. Gidenlerden öğrendiğimize göre karşımıza bir tepe çıkacak. Göl görünmüyormuş. O tepenin arkasındaymış. Oraya doğru herhalde biraz daha yükseleceğiz. Böyle güzel manzaralar eşliğinde devam ediyoruz. İlk büyük şelaleyi gördük. Hemen şu kar kütlesinden geçip şu yukarı çukurda da gölün olduğunu tahmin ediyoruz. Oraya doğru devam ediyoruz. Sonra aynı şekilde inip şelalenin yanından, vadiden bu şekilde diğer şelaleleri görerek dönüşe geçeceğiz. Birinci şelalenin üstüne doğru çıktık. 35-40 metreden aşağı dökülüyor. Şöyle uçurumun kenarında şelaleyi biraz seyredip manzaramızda bu şekilde bu vadiden geri döneceğiz. Ama bundan önce şelalenin hemen üstünde şu yukarıda tepenin ardında Yeşilgöl'e gideceğiz. Birinci şelalenin hemen arkasındaki ikinci küçük şelale. Şu tepenin arkasına hemen bu sırttan giderek yan taraftan dolaşıp göle ulaşacağız. Bu su böyle devam ediyor. O büyük şelaleye doğru gidiyor. Yine bir karbuz etabından geçiyoruz. Şöyle bir yan geçiş yapıyoruz. Hemen şunun çanağın içinde göl var. Normal rota şöyle aşağıdan şu şekilde geliyor. Karşıdan şelaleye doğru iniliyor. Bu şekilde buradan devam ediliyor. Biz şelalenin üstüne çıktık. Orada küçük şelaleyi de gördük. Oradan böyle yan geçerek devam ediyoruz. Rotayı kaydedeceğim. Bir kilo atacağım. İnşallah. Şelalelerin ardındaki gizli buzul gölü Yeşilgöl'e ulaştık. Zorlu bir yolculuk sonrası 3 saat gibi bir sürede bu güzelliği görmeye değer. Yüzmek için çok heveslenmiştik. Bizim totemimizdir. Buzul göllerinde yüzeriz. Ama bunun yüzülecek bir yeri yok. Hala buz çözmemiş. Eteğindekiler de, karlar da öğlen saati olmasına rağmen anca geçebildik. Ama mükemmel bir manzarası var, güzelliği var. Diğer Yeşilgöl'e herkes gidiyor. Bu Yeşilgöl birazcık gizli. Bu tarafa gelen çok fazla yok. Rotasını kaydedeceğim. Şimdiye kadar iki şelale gördük. Aşağı doğru inerken de iki tane şelalenin olduğunu biliyorum. Başkanımız Davros Offroad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı. Tebrik ederiz. Değerli arkadaşlar. Değerli dostum Mehmet komutan ve en değerli arkadaşımız abimiz Mehmet Aksu, herkese tebrikler. Bir çılgınlık yapıp
Belki göle girebiliriz. Beni seven arkamdan gelsin. Şelaleli Yeşilgöl rotamızı bitirdik. Aracımıza sağ salim ulaştık. Olmazsa olmaz. Ateşimizi yakıp çayımızı koyup mangalımızı yiyip yola devam edeceğiz. Faaliyet sonrası koca usta iş başında. Ateşi yaktık. Sucuklar pişti. Salatalar, domatesler, soğanlar. Ondan sonra etkinliğimiz bitiyor. Kamp alanına geri dönüş yapacağız. Başkanım da arkada. Çayımız da hazır. Ortam kaynıyor. Ne diyoruz? Bizde her şey keyfine.